Aslan aşağıdaki sorunla karşılaşıyor. Hmm, aslan burada dört ayaklı ve hmm, olan değil. Ee, Çocuğun adı aslan sadece. Evet bir parçacık düz bir çizgi üzerinde vt eşittir eksi t kare artı sekiz metre bölü saniyelik bir hızla ilerlemektedir. Evet t saniye cinsinden ölçülmüştür. T eşittir iki parçacığın başlangıç noktasına uzaklığı 5 metredir. Parçacığın t eşittir iki ile t eşittir altı arasında kat ettiği toplam mesafe mesafeyi bulunuz. Evet aslan, bu sorunu çözmek için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanmalıdır? Evet, bizden parçacığın kat ettiği toplam mesafe yerine bu mesafeyi nasıl hesaplayabileceğimizi bulmamızı istiyorlar. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize siz çözmeye çalışın. Hadi gelin şimdi de birlikte çözelim. Bulmamız gereken şey parçacığın t eşittir 2 ile t eşittir 6 arasında kat ettiği toplam mesafe. Öyle değil mi? Bu iki nokta arasında ne olduğu ile ilgileniyoruz. Yani parçacığın t eşittir 2'de başlangıç noktasına olan uzaklığının bizim için herhangi bir önemi yok. Demek istediğim soruda verilen bu bilgi aslında gerekli değil. Aklınıza hemen yer değiştirmenin hız fonksiyonunun integrali olduğu gel olmalı değil mi? Evet. Bu tipteki belirli bir niceliği bulmak istediğinizde başlangıç zamanı ve bitiş zamanı arasında hız fonksiyonunun integralini alırız. Bu kadar mı? Dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi sizden çok ama çok dikkatli olmanızı istiyorum. T eşittir 2 ile T eşittir 6 arasındaki yer değiştirme nedir diye sormuş olsalardı bu ifade doğru cevap olurdu. Başka bir deyişle bunun yer değiştirmeyi verdiğini söyle Demek istiyorum. Hemen not edelim. T eşittir 2 ile t eşittir 6 arasındaki yer değiştirme. Ama fark ettiğiniz üzere soruda yer değiştirme demiyorlar. Parçacığın kat ettiği toplam mesafe diyorlar. Yani parçacığın toplam yolundan bahsediyorlar. İsterseniz şöyle düşünelim. Hız fonksiyonunun integralini almayacağız çünkü bunu yaptığımızda yer değiştirmeyi elde ediyoruz. Evet. Bunun yerine sürat fonksiyonunun integralini alacağız. Peki, sürat neydi? Hız vektörünün büyüklüğüydü. Yani bir boyuttayken bunun hızın mutlak değeri olduğunu düşünebiliriz. Hız fonksiyonunun mutlak değerinin integralini aldığımızda mesafeyi buluruz. t eşittir 2 ile t eşittir 6 arasındaki toplam mesafe. İşte doğru seçenek bu. Gördüğünüz gibi yer değiştirme de burada. Sizi şaşırtmak için koymuşlar ama artık doğru cevabın bu olmadığını biliyorsunuz. Aslan da biliyor. Bu seçenek yani v üssü 6 yani hız fonksiyonunun türevinin 6'da değerlendirilmesi bize 6. saniyedeki ivmeyi verir değil mi? Bu da... 6. saniye ve 2. saniye arasında hızdaki mutlak değişimi verir. Doğru cevaplar tabii ki de bunlar değil.